Duyu organlarıyla insan fizyolojisi konularına yani sistemlere devam ediyoruz. Öncelikle reseptör ne demek ona bir bakalım. Duyu organlarında bulunan uyarıların alınmasını sağlayan özelleşmiş yapılara reseptör adını veriyorum. Bu reseptörler aldıkları uyartıyı kime aktaracaklar? Duyu nöronlarına aktaracaklar. Sinir sisteminde görmüştük. Böylelikle duyu nöronları da bu uyartıların beyine iletilmesine, beyinde değerlendirilip ve sonuçta tepki organına cevap verilmesini sağlayacaktı. Reseptörler duyu nöronlarında impuls oluşturacaklar ve dediğim gibi bu impulslar beyine iletilecek. Duyu reseptörleri çeşitlerine bakıyorum. 4 farklı duyu reseptöründen bahsedeceğiz. Fotoreseptör adı üstünde foto, ışık ile uyarılır. Fotoreseptörler ve hangi duyu organında bulunur? Sadece gözde bulunur. Mekanoreseptör mekanik etkilerle uyarılır. Yani basınç, dokunma, ses gibi faktörlerle uyarılırlar ve deri, kulak gibi duyu organlarımda bulunur. Kemoreseptörler adı üstünde kimyasal maddeler ile uyarılırlar ve bu kemoreseptörler de dil, burun gibi duyu organlarımda bulunur. Termoreseptör ise sıcaklık ile uyarılır ve deri dediğim duyu organımda bulunur. O zaman şöyle bir baktım. Gözde sadece fotoreseptör bulunuyor. Deride mekanoreseptör ve termoreseptör var. Kulakta mekanoreseptör bulunuyor ve kemoreseptörler dil ve burunda bulunur diye söyleyebiliriz. Şimdi birinci duyu organım olan göz ile başlayalım. Göz reseptörlerin %70'i gözde bulunur. Yani reseptörlerden fotoreseptör sayısı çok fazladır. Gözü ikiye ayıracağım. Birincisi göz küresi, ikincisi göze yardımcı yapılar. Göze yardımcı yapılar dediğimde nelerden bahsedebilirim? Kaş, kirpik, gözyaşı gibi maddeler göze yardımcı yapıları oluşturur. Örneğin kaşlar alından gelen terin göze girmesini engellemekle görevlidir. Ki kirpik ve gözyaşları göz içerisine mikroorganizmaların ya da tozun girmesini engeller gibi görevleri vardır. Şimdi göz küresiyle başlıyorum. Göz küresi 3 tabakaya ayrılacak. Birincisi sert tabaka, diğer adıyla sklera, diğer adıyla göz akı. Göze baktığımda gördüğüm beyaz kısım sert tabakayı oluşturur ve en dışta bulunur. Onun bir içerisinde damar tabaka bulunur. Gözü besleyen tabakadır. Diğer adıyla koroid olarak adlandırırım. Ve en içteki A tabaka görme sinirlerinin bulunduğu, reseptörlerin bulunduğu kısımdır. Diğer adıyla retina olarak adlandırırım. Hemen şöyle şeklimden baktım. Gözü bir pimpon topu olarak düşünebilirim. Yandan bakıyorum. En içteki tabakam A tabakayı oluşturacak. Onun bir dışarısındaki damar tabaka, en dıştaki tabaka ise sert tabakayı oluşturur. Yani şöyle baktığımda göze, şurası göz bebeği olduğunu, şunun da iris olduğunu düşünürsem, şu kısım, burada gördüğüm beyaz kısım neyi ifade ediyor? Sert tabakayı ifade ediyor diye söyleyebiliriz. Şimdi sert tabakayla başlıyorum. Sert tabaka gözün ön tarafında incelerek korneayı oluşturur. Kornea dediğim kısım şurasıdır. Kornea sert tabaka gözün ön kısmında inceldi. Kornea olarak farklılaştı ve göze gelen ışınlar ilk olarak burada kırılarak içeriye doğru giriş yapacak. Ve bu tabakada kan ve lenf damarları bulunmuyor diye söyleyebiliriz. İkinci olarak damar tabakadan bahsedelim. Damar tabaka gözün ön tarafında farklılaşarak irisi oluşturur. Bu bölgede
kan damarları ve pigmentler bol bulunur. Pigment C zengindir ve bu anlamda gözün beslenmesini sağlar diyebiliriz. Hemen irise bakalım. İris nerede? Damar tabaka turuncuyla çizdiğim kısım ön kısımda farklılaşarak iris dediğim kısmı oluşturuyor. İris dediğim ve damar tabaka dediğim bu kısım kan damarı ve pigmentlerce zengin ve gözün beslenmesini sağlıyor. İrisin tam ortasında ise göze gelen ışınların içeriye geçmesini sağlayan göz bebeği dediğim kısım bulunur diye söyleyebiliriz. Bu tabaka ışığın yansımasını engeller ve görüntünün netleşmesini sağlar. Görüntü buradan içeriye net bir şekilde giriş yapmasını sağlar diye söyleyebiliriz. Hemen bir sonraki sayfam ile devam ediyorum. Damar tabaka ile hala devam ediyoruz. Damar tabakadaki irisle başlayalım. İris düz kaslardan oluşur ve yapısında göze renk veren neler bulunur? Az önce de söyledik. Pigmentler bulunur. İris kaslarının kasılıp gevşemesi ile göz bebeği açıklığı daralıp genişleyebilir. İrisin ortasındaki açıklığa göz bebeği adını veriyoruz. Hemen baktım, göz bebeği neresiydi? Göz bebeği şu kısımdı. Buradaki ne dedik? Şuradaki iris kaslarının kasılıp gevşemesiyle göz bebeğin genişlemesi ve daralması mümkün. Nasıl oluyor bu durum? Eğer ışık şiddeti çok fazlaysa, ışık çok olduğu için içeriye girecek ışın sayısı da çok olacak. O yüzden göz bebeği daralır derim. Işık şiddeti azaldığında ışık çok fazla içeriye giremeyeceği için daha fazla ışık almak adına göz bebeği büyür diyorum. Bu büyüme ve küçülmeyi kim sağlıyor? İriste bulunan düz kaslar sağlar diye de söyleriz. Damar tabaka irisin etrafında kalınlaşarak, yani şu bölgelerden bahsediyoruz. Şu bölgelerde kalınlaşarak kirpiksi cisimi oluşturur. Ve kirpiksi cisim nerede bulunuyor? Hemen önce göz merceğinden bahsedelim. Göz merceği de irisin tam arkasında bulunan yapıdır ve ışınlar burada kırılarak nereye ulaşacak? Retina dediğim A tabakaya ulaşacak, fotoreseptörlerin olduğu bölgeye, yani retinaya ulaşır diye söyleyebilirim. Kirpiksi cisim hemen neredeydi? Hemen ona tekrar bakalım. Şurada damar tabaka irisin etrafında, şu mercek ve iris arasındaki şu kısımda düz kaslar bulunuyordu. Burada kirpiksi cisim dediğim yapı oluşuyor ve buradaki kirpiksi cisim yakındaki ve uzaktaki cisme bakarken bu kaslar sayesinde kasılıp gevşeyebiliyor. Hemen yakındaki ve uzaktaki cisme bakarken neler gerçekleşiyor ona da şöyle bir bakalım. Yakındaki bir cisme bakarken silli kaslar, yani kirpiksi cisimde bulunan kaslar kasılır diyorum. Mercek bağları gevşer. Yakındaki bir cisme bakıyorum çünkü. Ve mercek küre şeklini alır. Uzaktaki bir cisme bakarken ise tam tersi olacak. Silli kaslar gevşer derim. Mercek bağları kasılır derim. Ve mercek incelerek yassılaşır diye söyleyebiliriz. Merceğin bu anlamda kalınlığının ayarlanmasına ise göz uyumu adını veriyoruz. Kimle sağlandı? İrisin etrafında bulunan, yani damar tabaka etrafında bulunan düz kaslardan oluşan kirpiksi cisim dediğim yapı sayesinde bu durum gerçekleşir diye söyleyebiliriz. Aynı zamanda burada şundan da bahsedelim. Burada kornea ile iris arasında kalan şu boşluğa ön oda adını veriyorum.
Şurada iris ile mercek arasındaki ya da göz bebeği ve mercek arasındaki boşluğa da arka oda adı veriliyor. Hemen bundan da bahsetmiş olalım. Bu kısımdan da bahsettikten sonra bir sonraki sayfa ile devam ediyorum. Mercek ile A tabaka arasındaki sıvıya, yani nereden bahsediyorum? Şu arkadaki sıvıya camsı sıvı ya da camsı cisim adı veriliyor. Niye camsı diyorum? Çünkü görüntünün değişmeden, yani şeffaf bir ortamdan değişmeden nereye düşmesi lazım? Arka kısma düşmesi lazım. Bu anlamda camsı sıvı olarak adlandırıyorum. Aynı zamanda camsı sıvı göz hacminin büyük bir kısmını oluşturarak göz küresinin şeklinin korunmasında da etkilidir diye söyleyebiliriz. Üçüncü ve son tabaka, yani en içteki tabaka, A tabakadan bahsediyorum. Diğer adıyla neydi? Retinadan bahsediyorum. Retina dediğim kısım fotoreseptör ve görme sinirlerinin ya da görme sinirleri burada bulunur diye söyleyebiliriz. Görme sinirlerinin gözden ayrıldığı bölgede reseptör bulunmadığı için bu kısma kör nokta adını veriyorum. Şimdi A tabaka içerisinde şu bölge var. Bu bölgeden görme sinirleri ayrılır. Şurası görme sinirleri diyelim. Görme sinirleri bu bölgeden ayrılıyor ve bu bölgede fotoreseptör bulunmuyor. O yüzden bu noktaya kör nokta adını veriyorum. Kör nokta, görme sinirleri hangi kısımda bulunur? A tabakada, yani retinada bulunur diye söyleyebiliriz. A tabakada diğer bulunan bir yapım ise sarı benektir ve sarı benek fotoreseptörün en yoğun olduğu bölgedir. En yoğun olduğu bölge de şu kısımdır. Sarı benek. Görüntü mercekte kırıldıktan sonra ters bir şekilde sarı beneğe düşer ve görüntü burada oluşur derim. Ve oluşan görüntü görme sinirleri ile gözden şu bölgeden ayrılır diye söyleriz. Şimdi fotoreseptör var dedik. Kör noktada bulunmuyor dedik. Sarı benekte çok yoğun bir şekilde bulunuyor dedik. İki çeşit fotoreseptörden bahsedeceğiz. Birincisi çomak, diğer adıyla çubuk reseptörleri. Bu reseptörler cismin şeklinin algılanmasını sağlar. Şekil olarak çubuk reseptörleri gördüğümüz cisimlerin şeklini algılar. Aktivitesini rodopsin adını verdiğim bir pigment ile gerçekleşiyor ve bu rodopsin pigmentinin sentezlenmesi için A vitamini etkili. Bu anlamda A vitamini eksikliğinde gece körlüğü dediğim hastalığın ortaya çıkma durumu söz konusudur deriz. Hemen bekliyorum ve bir sonraki sayfamla devam ediyorum. Koni reseptörlerine bakacağım. Çubuk reseptörleri şeklin algılanmasını sağlıyor demiştik. Koni reseptörleri de cismin renginin algılanmasını sağlar diye söyleriz. Mavi, kırmızı, yeşil olmak üzere 3 tip koni reseptörü var. Bu renkler dışındaki renklerin algılanmasını ise üçü birlikte görev yaparak gerçekleştirir diye söyleriz. Şimdi görme olayına bakıyorum ve görme olayında hangi kısımlara hangi kısımlardan geçiş yapıyor görüntünün oluşma sırası, hemen ona bakalım. Bu kısım önemli. Öncelikle ışık geldi. Işık geldi. İlk ışığın temas ettiği kısım ne oldu? Sert tabaka dediğim göz akı kısmının önde farklılaşmasıyla oluşmuş kornea kısmına ışık geldi. Korneadan ışık içeriye girecek. Ne demiştik? İris ve kornea arasındaki şu bölgeye ne diyordum? Ön oda adını verdim. Işık ön odadan da geçtikten sonra
nereyle gözün içine girecek? Göz bebeği ile içeriye giriş yaptı. Göz bebeğini geçtikten sonra şu arkadaki boşluğa da arka oda adını vermiştik. Arka odadan da geçtikten sonra nereye geldi? Göz merceğine geldi. Göz merceğinde ışık kırıldıktan sonra artık nerede? Şu arkadaki şeffaf kısımda, camsı sıvıda. Camsı sıvıdan da geçtikten sonra nereye düşecek? Görüntünün ters oluştuğu nereye? Sarı benek üzerine düşecek. Sarı benekten sonra da şu alt kısımda bulunuyor demiştik. Hani burada fotoreseptör yoktu. Kör noktadan ya da kör noktayı yazmamıza da gerek olmayabilir. Görme sinirleri ile nereye gidecek? Beyne gidip burada impuls oluşumu gerçekleşir diye söyleriz. Bu sıralama önemli. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi iki tane göz var ve biz bu görüntüyü tek farklı gözlerde farklı görüntüler olarak görmüyoruz. Tek bir görüntü şeklinde görüyoruz. Bunun sebebi ise iki gözden çıkan optik sinirler beyin kabuğuna yakın bir bölge olan nerede? Optik kiyazma denen bir bölgede birleşerek beyne bu şekilde iletiliyor. Optik kiyazma kelimesini gördüğümde şunu düşüneceğim. Sol ve sağ gözden gelen görüntünün birleştiği ve beyin kabuğuna yani uç beyine yakın olan bir nokta diye söyleyebiliriz. Şimdi bu kısımdan bahsettikten sonra bir de göz kusurlarına bakalım. Birinci hastalığım miyop. Miyop dediğim hastalıkta görüntü retinanın önüne düşer derim. Hemen şöyle baktım, bir görüntüm var. Geldi. Normalde şurada olması gerekirken retinanın önüne düşüyor ve göz merceği normalden şişkin bir yapıdadır deriz ve bu hastalıkta uzaktaki cisimler net görülmez. Düzeltilmesi için şurada gördüğünüz gibi kenarları kalın olan kalın kenarlı mercek kullanılır. Şöyle bir şifrem var. Kum kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Uzak görülmez. Hastalık miyoptur. Ben bu şekilde aklımda tutabiliyorum. Size de bunu öneririm. Şuradan aklımda en azından miyop kalabilir. Peki biraz beklediğim diğer göz kusurlarımla devam edeceğim. Diğer bir göz kusuru hipermetrop. Miyopun tam tersidir diye söyleyebiliriz. Görüntü retinanın burada da gördüğünüz gibi arkasına düşer. Ve göz merceği normalden nasıldır? İncedir. Miyopta daha şişkindir demiştik. Burada göz merceği normalden daha ince yapıdadır ve yakındaki cisimler net görülmez. Düzeltilmesi için de ince kenarlı mercek kullanılır. Şurada da gördüğünüz gibi ince kenarlı mercek kullandığımda görüntü düşmesi gereken yere yani sarı benek üzerine düştü diye söyleriz. Diğer bir hastalığım katarakt hastalığı. Göz merceğinin saydamlığını kaybederek ne olmasıdır? Matlaşmasıdır. Yani böyle puslu, buğulu bir görüntü vardır aslında bu kişilerde. Neden bahsediyorum? Şurada gözün önünde bulunan şu göz merceği artık şeffaf olması lazım görüntüyü iletmesi için. Ama artık çok kolaydır katarakt hastalığının giderilmesi. Buradaki mercek alınır, yerine yapma bir mercek koyularak bu hastalık çok rahat bir şekilde düzeltilir. Diğer bir hastalığım astigmat hastalığı. Kornea ya da göz merceğinde oluşan düzensiz kavisler sonucu oluşur bu hastalık ve hangi mercekle düzeltilir? Silindirik mercekle düzeltilir. Yani şöyle düşünebilirim. Şu normalde korneaydı. Kornea şöyle düz değil de pürüzlü bir yapıda olabilir. Ya da göz merceğinde şu şekilde pürüzler olabilir.
Bu da görüntünün buğulu bulanık olmasını sağlar diyebiliriz. Silindirik mercekle bu hastalık düzeltilebilir. Presbitlik hastalığı ise yaşlılığa bağlı olarak göz merceğinin esnekliğini yitirmesidir. Göz merceği esnekliğini yitirir ve bu kişiler yakını iyi göremez. Aynı hipermetropta olduğu gibi, hipermetropta nasıl düzeltmiştim? İnce kenarlı mercekle düzeltmiştim yakını görememeyi. Presbitlikte de aynı şekilde ince kenarlı mercek ile düzeltilmesi sağlanır. Şaşılık dediğim ise göz uyumundan bahsetmiştik. Bu göz uyumunun gerçekleşmemesi, yani göz kaslarının uyumlu çalışmaması durumunda ortaya çıkar diye söyleyebiliriz. Gözle alakalı söyleyebileceklerimiz bunlar. Diğer duyu organlarıyla devam edeceğiz.